Son mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. TMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz, Merhaba, hoş günaydın. bulduk. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Hileli gıda ürünleri Tarım Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Açık bir şekilde de firmaların kimlikleri, adresleri ortaya çıkıyor. Bunun ardından bir araya geliyor. Elbet geliyoruz. Bunu konuşacağız ama tabii bunun dışında da konuşacağımız bir savaş tehdidiyle Maalesef. karşı karşıyayız. Nükleer savaştan bahsediliyor. Zaten bir gıda krizi ve iklim kriziyle hep uyarılar geliyor uzmanlardan, sizlerden. Bunun eşiğindeyken yaşananları bu açıdan da değerlendirmek isteriz elbette ki ama kısaca önce tahşiş taklit ürünlere gelelim isterseniz, onunla başlayalım. Tarım Bakanlığı yine açıkladı, bu firmaları duyurdu ama durdurak bilmiyor bu firmalar. Neden biz durduramıyoruz? Denetimlerimiz mi yetersiz? Cezalarımız mı az? Gerçi ekonomiye baktığınızda, gıda enflasyonuna baktığınızda bir taraftan da diyorum ki vatandaş en ucuzunu almaya çalışıyor. Bu da biraz kapımı aralıyor. Nedir sorunun temeli? Maalesef ya hep söylüyoruz. Bakanlık bu ifşa listelerini 2012 yılından bu yana yayınlıyor. 2012 yılından bu yana da ilk yayınladığı hemen hemen 15 ay kadar sonraydı ikinci yayınladığı. Bu süre çok uzun diyorduk. Ve sadece ifşa etmek yetmez. Mutlaka caydırıcı para cezaları getirilmesi gerekiyor. İşletmenin ticaretten men edilmesi gerekiyor. Çizgine işlenmesi gerekiyor. Hatta hapis cezası getirmesi gerekiyor demiştik. 2020'nin Kasım ayında bununla ilgili bir yasa çıkartıldı ve 2021'in Nisan ayında da bu yasa yönetmelikle cezaların ne kadar olacağı belirlendi. Ve o zaman da şunu dedik. Evet, cezai yaptırımlar arttırıldı, hapis cezası dahi getirildi, güzel ama uygulamasını görmemiz lazım dedik. Ne yazık ki uygulamasını göremedik. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kamuoyuna yansıyan uygulamasını göremedik. Çünkü neden? En son bakanlık ifşa listesini Eylül 2020'de yaptı. Yani en son ifşa listesini yaptı, cezai yaptırımlar arttırıldı ama ifşa listeleri de rafa kalktı gibi bir durum olmuştu. 1 Mart akşamı, 1 Mart gecesi bir ifşa listesi bakanlık tekrar yayınladı. 18 ay, yaklaşık 18 ay sonra, 1,5 yıl sonra bu ifşa listesini yayınladı. Ve bu listede de tabii arada geçen 18 aylık sürecin etkisiyle de 54 sayfalık bir liste karşımıza çıktı. Burada da 371 firmanın 559 çeşit ürününü görüyoruz. İzmir'de de 46 çeşit ürünle ne yazık ki bu listenin hemen hemen %8-9'unu oluşturuyor. Bu tabii büyük bir problem. Burada yapılması gereken şu, bu ifşa listelerinin süresinin uzun olması en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü bir çeşit makul şüpheler kafada beliriyor. Neden? Listeye baktığımız zaman listenin yayınlanma tarihi, firma ismi, işte firmanın marka ismi, ürün, taklit taş veya hile nerede yapılmış ve parti seri numarası yer alıyor bu listede. Fakat parti seri numaraları şöyle belirlenir. Ya üretim tarihidir, ya son tüketim tarihidir, ya da firma kendisi bir algoritmayla bunu belirler. Listeye baktığımız zaman 2020, 3 Mart 2020, 20 Mart 2020 gibi rakamları da görebiliyoruz. 2023-2024 yılına ait rakamları da görüyoruz. Yani bu da bizim üretim ve tüketim son tüketim tarihi gibi olayları gösteriyor. Burada şu var. Hep diyoruz ki ifşa listede yayınlanırken mutlaka partinin analiz için alınan numunenin alındığı tarih ve analizin yapıldığı tarih de belirlensin. Bu da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılsın. Bu ne demek oluyor? Yani şimdi üzerinde parti numarası 20 Mart 2020 olan bir ürün. Şimdi bu ürün, o parti numaralı ürün üretildi. Belki de çoktan tüketildi ve bitti. İfşanın bir mantığının olması lazım. İfşa edilen ürünler hızlı bir şekilde toplatılıp imha edilmesi gerekiyor. Yani yurttaşın bunu tüketmemesi gerekiyor. Ama tükettik mi tüketmedik mi makul bir şüphe olarak bir kenarda duruyor. Ve bu ifşa edilen ürünlerde, yani imha edilen ürünlerde mutlaka gene şeffaf olarak kamuoyuyla duyurulması gerekiyor. O yüzden de bakanlığın bu süreyi daha kısa söyledi. Numuneyi aldı. Tabii ki bunun yasal bir süreci var. Analizleri yapılıyor. Daha sonra firmaya bildiriliyor. Daha sonra İşte bir itiraz süreci oluyor vesaire, bunları kabul ediyoruz. Ama bu süreç bu kadar 18 aylık, 12 aylık uzamalı, belli bir periyoda bağlanmalı. Çünkü yurttaş bu 54 sayfalık listeyi açıp
hangi üründe ne var diye bakamaz. Bunun daha kolay bir yönteminin bulunması lazım. Çünkü belli bir süre sonra zaten bu ifşa listeleri de bakanın sayfasından siliniyor. Hı hı. Belki bir mobil uygulamayla bu yapılabilir. Ama tabii ki ifşa da her zaman yeterli olmayacak. Para cezaları evet arttırıldı, ciddi anlamda arttırıldı. Hapis cezası getirildi. Ama işin dediğiniz gibi aslında en önemli boyutundan bir tanesi gıda enflasyonu. Bu enflasyonu biz düşürmediğimiz sürece bu çünkü bir arz talep meselesi. Yurttaş duyuyoruz çocuğuna kendisine ürünleri almak istiyor. Yani sucuk da yemek yedirmek istiyor. Ama o sucuk %100 dana sucuğu değil. Çoğu zaman bunun bilincinde de. Ama ne yazık ki kokusuyla vesairesiyle alıp tüketmesi gerektiğini bir nevi nefis kırmak için bunu yapıyor. Ne yapmak lazım? Mutlaka gıda enflasyonunu düşürmemiz lazım. Gıda enflasyonunu da ithalatla düşüremeyiz. Mutlaka üretimle bir çeşit KDV indirimleriyle düşmez. Üretime yönelmek gerekiyor. Bununla birlikte asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkartmak gerekiyor. Aralık ayında asgari ücret 2820-2850 lira civarındayken Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 3100 liraydı. Asgari ücrete %50 zam yapıldı. Hani %50 gibi büyük bir zam yapıldı. Ama yurttaş daha o parayı cebine koyamadan ne yazık ki açlık sınırı gene Türk İş'in belirlediği açlık sınırı 4250 liraydı. Yani asgari ücrete denkti. Bu ay muhtemelen asgari ücret 4553 müydü? Evet. Yani 4500 küsur da en son Türk İş'in verilerinde. Yani önümüzde daha 10 aylık bir süreç var. Ne yazık ki bu makas gitgide açılacak. Burada halkın alım gücünün mutlaka arttırılması gerekiyor. Çünkü hemen hemen her gün her şeye zam geliyor. Fakat maaşlar olduğu gibi seyrettiği için alım gücünü yurttaşın arttırmak gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece tabii ki denetim boyutu da önemli. Bakanlıktaki meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, su yönetim mühendisleri, veteriner hekimler tabii ki denetimlerine çıkıyorlar. Bakanlıkta bununla ilgili verileri de açıklıyor. 2021'de muhtemelen açıklanmıştır veya açıklanmak üzeredir. Ama 2020 faaliyet raporuna baktığımız zaman da 1.356.000 denetim yaptık diyorlar. 7.137 kişiyle. Ki bunların hepsi denetime çıkmıyor. Bunları sıkça dile getiriyoruz değişmesi için. Çünkü 24 aylık bir süreç gerçekleşti. Hala bakanlığa bir gıda mühendisi veya ziraat mühendisi, veteriner hekim, su yönetim mühendisi ataması yapılmadı. Yeterli görüyorlardı bugüne kadar Sayın Bakan. Ama az miktarda lazım dedi son birkaç haftadır. Bu az bir miktar değil, ciddi anlamda bir başta gıda mühendisi olmak üzere diğer meslek gruplarının istihdam edilmesi gerekiyor. Çünkü bu 7137 kişinin sadece 1937'si gıda mühendisi. 1937. Hepsi 7137'nin herkes sahaya çıkıp denetim yapmıyor. Hı hı. Sahaya çıkıp denetim yapan arkadaşlarımızın ciddi yükleri var üzerlerinde. Sadece denetim değil, döndükten sonra onların işlenmesi vesairesi gibi yükleri var. Özlük haklarının arttırılması lazım. Ne yazık ki darpa varan daha geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay yaşadık. Bu gibi sorunlarla da ne yazık ki boğuşuyorlar. O yüzden özlük haklarının mutlaka arttırılması ve iş yüklerinin azaltılabilmesi için ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için burada da istihdamın mutlaka arttırılması gerekiyor. Şimdi az önce de dediniz ya çocuğuna hiç olmazsa kokusundan tadından o da %100 dana olmadığına emin ama tattırmak istiyor. İşte burada o yapılan zamlar ve eriyen maaşlar devreye giriyor. Alkollü ürünlerde de olduğu gibi herkes ülkede kimyager oldu. Gıdaya gelen enflasyon fiyatlarıyla da bir şekilde en ucuzunu talep etmeye çalışınca ucuzunu üreten merdiven altında devreye giriyor. Birbiriyle bir kontak halindeler aslında. Mutlaka. Çünkü ya hep söylediğimiz şey bu talep gelince onlar da piyasaya bu arzı gerçekleştiriyor. Bunlar tabii ki denetim önemli. Denetim yapılacak, bu firmalar bulunacak. Ama dediğimiz gibi burada her ne kadar kabul edilmese de yurttaşların pazar kapandıktan sonra pazara gittiklerini, evet, halk ekmek kuyruklarında kuyruklarda uzun kuyruklar oluşturduklarını, belki saatlerce beklediklerini, askıda ekmek için belki dakikalarca, saatlerce beklediklerini görüyoruz. Yurttaş artık eline market market dolaşıp hangi ürün nerede daha ucuz diye gitmeye başlıyor. Çünkü özellikle pandemiden öncesine kadar yurttaşın emek gücüyle çalışan emekçilerin en büyük harcama kalemi
bazınmaydı. Hı hı. Ama pandemiyle birlikte bu açlık gıda oldu. Ve ciddi anlamda bir bütçede yer kaplıyor. Bunun için de dediğiniz gibi hangi ürün nerede biraz daha uygun, bunu bulmaya çalışıyor. O da biliyor ya da bilmiyor. Ama ister istemez oraya bir yönelim gerçekleşiyor. Ve oraya yönelim gerçekleşince de dediğiniz gibi gıda teröristleri, merdiven altı işletmeler ortaya çıkıp o açığı kapatmaya çalışıyor. Yani öyle bir enflasyon ki bu. Hepimiz etiketleri konuşur olduk. Eskiden dar gelirle etkilenirdi. Şimdi orta seviyenin üstü de etkileniyor. Şimdi yani orta makas, sınıf kalmadı zaten. Evet, makas o kadar genişledi ki. Dört mevsimi yaşayan bir ülkede işte domates gibi, patlıcan gibi, biber gibi, yeşillik gibi ürünleri neredeyse patlıcanın kilosu 30 liraya yaklaştı. 27.90 25 liraya kabak, bunları gördük. Evet, çok yani enteresan geliyor. Mesela KDV indirimi işe yarar mı? Yaz geliyor, acaba fiyatlar düşer diyoruz ama üretici ne durumda? Tabii ona bakmak lazım. Şimdi mevsimindeki ürünleri dahi, yani karnabahar gibi ürünlere de baktığımız zaman mevsimi. Evet. Ama onlarda bile %100'ün üzerinde ne yazık ki zamlar var. Bunlar da tabii ki hep her zaman söylediğimiz gibi üretememekten kaynaklanıyor, üretmemekten kaynaklanıyor. TÜİK için açıkladığı rakamları, TÜİK'in açıkladığı rakamları doğru kabul etsek bile %56 civarlarındaydı gıda enflasyonu. OECD ülkelerine baktığımız zaman 5.6 enflasyon oranı. Türkiye'yi kattıkları zaman bu oran 6.6'ya yükseliyor. Yani tek başına Türkiye bile bir barem artmasına neden oluyor. Burada da önemli olan şey üretmek. Ne yazık ki biz üretmiyoruz. Artık çiftçi para kazanamıyor çünkü. Para kazanamadığı için de topraklarını bırakıyor. Birazdan değinilecektir. Tarım arazilerimiz, meralarımız, zeytinlik alanlarımız sermayeye peşkeş çekiliyor. Ne yazık ki. Dolayısıyla da üretimden gitgide uzaklaşıyoruz. Üretimden uzaklaşınca da bu sefer ithal etmek gerekiyor. Çünkü devlet gıda güvencesini sağlamak zorunda. Bunda da ithalat yöntemini benimseyebiliyor. Paramız var ki ithal ediyoruz söylemleri oluyor ama sizin ekonominiz kuvvetli değil. Dolayısıyla yurt dışında olan, sizi ilgilendirmeyen bir savaştan dolayı Türk liranız değer kaybediyor. Türk lirası değer kaybedince bu sefer doların Türk lira karşısında değeri arttığınca siz ithalat yapıyorsunuz ve dolarla yapıyorsunuz. Bu sefer ürün artıyor. Mazot artıyor. Nakliyet masrafları artıyor. Ve bunların hepsi de sizin ülkenizi ilgilendirmeyen şeylerde dahi ekonomi etkilenip gıda enflasyonu ne yazık ki artabiliyor. Evet. Hatta size ilgilendiren en önemli madde arasında bir anda dönüşü veriyor. Kesinlikle. Şimdi bir taraftan savaş tehdidi var. Bir taraftan ithalattan bahsettiniz. Dolayısıyla bazı ürünler var ki temel olarak kabul edebileceğimiz ürünler. Bunları da Rusya'dan ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu savaşın gıda anlamında Türkiye'ye yansımaları nasıl olur ya da neler öngörüyorsunuz? Nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Şimdi bir ithalat boyutu var. Bir de tehlikeli bir kısmı var. Nükleer savaş tehdidi. İki açıdan değerlendirelim isterseniz. Bir ithalatta önce bizi nasıl etkiler bu savaş? Tabii şimdi etkileyebilir. İthalat konusu her ne kadar Sayın Tarım ve Orman Bakanı bunu efsane dese de biz kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biriydik. Çünkü bu ülke topraklarında her şeyi yetiştirebiliyorduk. Ve gerçekten şu anki 83 milyon insanı rahatlıkla doyurabilecek verim ve büyüklükte topraklara sahibiz. Ama biz bunu üretemiyoruz. Çiftçi nerede ne ekeceğini bilmiyor. Bunları aşmak gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece biz evet ithal ediyoruz. Çünkü üretmiyoruz. İthalat büyük bir çoğunluğumuz, yani buğday Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişebilen bir ürün. Ve biz buğday tahıl ambarı olarak gösterilen bir ülkeydik. Ama şu anda buğdayın %64-65'ini Rusya'dan, 13-14'ünü Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Evet, ithal ettiğimiz ürünlerin hepsi iç piyasada değil. Bazılarına katma değer kazandırsın diye işleyip tekrardan satışını yapıyoruz. Bu doğrudur. Ama bizim üretimdeki baktığımız zaman da bunu ziraat mühendisi arkadaşlarımıza sıkça söylüyorlar. Bizim üretimimiz giderek azalıyor. Dolayısıyla kendimize yetecek buğday ihtiyacımız da azalıyor ve biz bunu kendimiz için de ithal etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Ve özellikle bu iki köye bağımlı durumdayız. Ayçiçek aynı şekilde.
Yani İç Anadolu'da, Konya civarlarında ve özellikle Trakya'da ayçiçeği yetiştiriyoruz. Ve ayçiçeği ekilen alanlar azalmaya başlıyor. Çünkü bu alanlar artık az önce de bahsetmiş olduğum gibi inşaata, turizme, madene peşkeş çekiliyor. Halbuki tarım arazileri ranta peşkeş çekilmeyecek kadar değerli, serbest piyasa ekonomisine bırakılmayacak kadar önemli bir sektör. Madene, enerjiye ranta peşkeş çekilemeyecek kadar değerli araziler. Bizim bunları korumamız gerekiyor. Ama ne yazık ki korumuyoruz ve ithal ediyoruz. Bakanlık açıklama yaptı. Evet, bizim ayçiçeği, arpa, buğdayda en fazla ithalat yaptığımız iki ülke Rusya ve Ukrayna, ama bizim döndüğümüz zaman kendi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerden de bunları ithal edebileceğiz. Herhangi bir arıza sıkıntı yaşamayacağız diye bir açıklama yaptı. Tamamen üstü kapalı bir açıklamaydı. Hani bu ülkeler neler olabilir, bunlarla ilgili bir bilgilendirme yok. Ama o açıklamanın aslında öyle olmaması gerekiyordu. Biz kendi öz kaynaklarımız, hani yerli ve milli, yerli ve milli diyoruz ya, bunun gerekliliklerini yerine getirerek kendi öz kaynaklarımızla üretimimizi yapacağız ve ithalata gerek kalmayacak denmesi gerekiyordu. Ne yazık ki onu da duyamadık. Dediğim gibi Türk lirası değer kaybettiği için biz bu durumda Rusya ve Ukrayna, iki ihtimal var. Ya bu savaş durumunda bu ürünler ancak benim yurttaşıma yetecek, ben size ürün vermiyorum diyebilir. Burada biz diğer ülkelere yönelmek durumunda kalacağız. Ve onlarda da yine dolar bazlı aldığımız için yüksek fiyattan alacağız. Ya da bize bu ithalatı gerçekleştirecekler ama fiyatları yine artmış vaziyette alacağız. Yani her halükarda üretmediğimiz için biz burada bir fiyat artışını ne yazık ki gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla aldığımız ürünleri de işleyip una, ekmeğe, buğdayı işlediğimiz zaman bunlar ne yazık ki fiyatlarında bir artış gerçekleşecek. Ayçiçeği de yağa dönüştürdüğümüz zaman gene bir fiyat artışı ne yazık ki bizi bekleyecek. Yani tencerenin başındaki Ayşe teyzeyi doğrudan etkileyecek. Diğer boyuta baktığımız zaman da savaş, biz sürekli söylüyoruz, savaş bir gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunu. Gıda güvencesi kısmını az önce anlattım. Ulaşamama. Özellikle Ukrayna'ya da baktığınız zaman yaklaşık 13-14 ülkenin buğdayını karşılayan bir ülke. Ve birçok ülkenin %20-30 hatta %50'ye varan buğday ihtiyacını bu ülkeden karşılıyor. Ve bu da ciddi bir belki karşılayamama söz konusu olacak. Ve bir gıda krizi ne yazık ki kapıda. Bu tüm dünya ülkeleri için de geçerli. Özellikle bahsettiğim 13-14 ülke için. Ve tabii ki bizim için de geçerli. Ama aynı zamanda da bir gıda güvenliği problemi. Çünkü bir savaş var. Kimyasal bir kullanım, silah vesaire tarım arazilerini bir sıkıntıya sokacak mı? Orada bir zedelenme olacak mı? Bunları da bilmiyoruz. Bu anlamda da savaş bir gıda güvenliği sorunu ne yazık ki. Şimdi nükleer tehdit olur da hayata geçerse, tabii ki hiçbirimiz istemeyiz. Dünya kesinlikle istemez, ama böyle bir tehdit de söz konusuyken yapılması gereken önlemler var mı? Hem bir taraftan bunu konuşalım istiyorum, hem de velev ki biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak, mesela toprağımız, üretimimiz ne yönde etkilenir? Öngörü ne? Ne kadar dikilmez, ekilmez, bir şey yetişmez? Çünkü diğer nükleer savaşlardan yola çıktığımızda çok ciddi hasar gördüğünü biliyoruz, özellikle toprağında. Yani dediğim gibi bunları hani ziraat mühendisi arkadaşlar da veya kimyager arkadaşlar da daha rahat açıklarlar, ama netice itibariyle toprağın bir kimyasalla muamelesi ciddi problemler yaratacaktır. Bunun kaldığı oran önemli, ne kadar bulaşı oldu, bunlar önemli ama ciddi anlamda problem. Eğer inşallah böyle bir şey olmaz, hiçbirimizin temennisi değil. Ama yakınız ve tehdit altındayız, özellikle Karadeniz maalesef kıyılarından. Ki zaman zaman da bu tip şeyler, tehditler. Hatta bir dönem Karadeniz'de kanser oranlarının neden arttığı, evet, Çernobil'i vesaire yaşadık. Umarım böyle bir şeyle karşılaşmayız. Evet, yoksa o gıda krizi kapıda dediniz ciddi ya. Ciddi anlamda etkileyecek. Krizden öteye çıkıp bir felakete ulaşmış olacak maalesef. Dönüşmüş olacak. Peki zeytin alanlarını da detaylı bir şekilde konuşalım. Şimdi belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Zeytin alanlarına ne yapılmak isteniyor? Bu bir hazırlık mı şu an, yoksa yasal olarak devreye girdi mi? Ve tabii sonuçları neler olur? Şimdi zeytin yasasını değiştirmek için daha önce 7 kez böyle bir girişimde bulunuldu. Ve hepsinde geri adım atılmak zorunda kaldı.
Burada gerek meslek örgütleri, gerek çevre örgütleri, gerek halk buna karşı çıktı. Ve bunlar hep geri adım atıldı. Bu 8. deneme maalesef ki. Burada da kılıf enerji tabii ki. Hı hı. Enerji sağlayabilmek için maden ocakları, maden alınacak yerler, enerjinin olabildiği, yani kömür vesairenin bulunabildiği yerlerde zeytinlik alanlar varsa, o zeytinlik alanların ya sökülmesi, bir yere taşınması ya da o iş maden araba bittikten sonra da rehabilitasyonu yapılıp tekrardan oranın yeşillendirilmesi veya o miktardaki zeytinlik alanın başka bir yere dikilmesiyle ilgili bir tabiri caizse göz boyama içeren bir yönetmelik yürürlüğe girdi maalesef. Bununla ilgili de Ziraat Mühendisi Odamız başta olmak üzere Şehir Plancılı Odamız ve diğer odalarımız, TMOB'un diğer odaları, ilgili odaları buna dava açacaklarını belirttiler. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Sayın Tunç Soyer de buna bir dava açacağını söylediler. Burada mutlaka bunun aynı şeyi biz de dile getiriyoruz. Gene söyleyelim, tarım arazileri, meralar, zeytinlikler ve tarım baktığımız zaman stratejik bir sektör. Hı hı. Ve bu alanlar ranta gerek maden olsun, gerek enerji olsun, gerek turizm olsun, gerek inşaat olsun buna peşkeş çekilemeyecek kadar değerli arazilerdir. Ve bizim bu arazileri korumamız gerekiyor. Çünkü hep bahsediyoruz, bu gıda enflasyonunu durdurabilmenin en önemli yollarından bir tanesi de üretmek. Üreteceğiz, çiftçi üretecek, çiftçi mutlu olacak, çiftçi para kazanacak. Ve dolayısıyla bizler de bu sefer daha uygun fiyatlı gıda bulabileceğiz. Ve bu aynı zamanda da gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunu da aslında baktığımız zaman. Tarım arazilerinin azalması demek bizim gıdaya ulaşabilmemizi engelleyen bir durum olarak karşımıza çıkacak. Oysa ki sağlıklı, yeterli, güvenli gıdaya sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak bir insanlık hakkı. Hı hı. Aynı şekilde temiz suya da ulaşabilmek bir insanlık hakkı. Ve bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden bir tanesi. Burada da biz tekrardan kamuyu bu görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Dolayısıyla bu görevini yerine getirmenin en baş sebeplerinden bir tanesi de, en baş durumlarından bir tanesi de tarım arazilerini, meraları, ormanları ve zeytinlik alanlarımızı korumaktan geçiyor. Şimdi biz bir taraftan üretim artsın, çiftçi toprağını terk etmesin, çiftçi yaşadığı toprakları terk etmesin, satmasın, üretmeye devam etsin diyoruz. Bir taraftan gıda krizi diyorsunuz. Tüm dünya aslında iklim krizi, gıda krizi geliyor. Kapıda ayak seslerini duyuyoruz. Bir şeyler yapalım, bir şeyler yapmalıyız diye seslerini yükseltirken. Bu sefer de bu tip kararlar nasıl alınıyor? Tabii bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Soru işareti hepimizin aklında yer buluyor. Mantıksız oluyor yani uygulama. Tabii ki, çünkü burada hep kaybeden ne yazık ki emekçi halk oluyor. Asıl olan şey, hep söylüyoruz, bizim ne yazık ki gıda egemenliğine dayalı bir tarım ve gıda politikamız yok. Dolayısıyla bu pandemi bize bunu öğretti aslında. Hı hı. Pandemide de gördük. Kendi ürünlerimizi üretmemiz lazım. Gıda egemenliğinin önemi çok çok daha ön plana çıktı bu dönemde. Bizim yapmamız gereken şey, dediğiniz gibi, gıda egemenliğinde bir tarım politikası, bir gıda politikası ortaya koyup bu alanları korumak ve az önce bahsetmiş olduğum hakkı yurttaşına sunması gerekirken ne yazık ki belli çevrelere, belli odaklara, belli kılıflar altında bu alanlar peşkeş çekiliyor ne yazık ki. Neden zeytin alanları, zeytin alanlarının olduğu bölgelere, maden ocağı gibi alanların kurulması daha mı, alana daha yakın olduğu için mi zeytin alanları? Demek ki alanları belli acaba bölgelerde böyle bir yerler var, bulunmuş ve oraları da enerjiyi çıkartabilmek için, o madeni oradan çıkartabilmek için o zeytin ağaçlarının orada olmaması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi bu, eğer gerçekten enerji ise bunu farklı yöntemlerden elde etmek gerekiyor. Dolayısıyla o alanları, tarım alanlarını, zeytinlik alanları kaybetmemek gerekiyor. Çünkü her ne kadar rehabilitasyonu vesairesi söylense de bugüne kadar ne yazık ki öyle bir rehabilitasyona bu ülkede rastlamadık maalesef. Şimdi hem bizim bölgemizin içinde bulunduğu alanlarda da var buna benzer, köylülerin
ayak dirediği, zeytin ağaçlarımızı, tarımımızı, şehrimizi, köyümüzü korumak istiyoruz diye hem bölgemizde çokça var hem de Türkiye içerisinde çokça var. Bazıları ses getirdi, durdurabildi ama bazıları ne yazık ki seslerini yükseltmelerine rağmen bu tip çalışmalar durmuyor, durdurulmuyor. Bununla birlikte de zemin daha da genişlemiş oluyor zannediyorum ki bu alanlarda. Ne yazık ki öyle. Yani halk, yurttaşlar direniş gösteriyor. Buna TMOB'un her odası destek veriyor. Hı-hı. Çevre örgütleri destek veriyor. Ama ne yazık ki bunları bunlara karşı bu işi yapmak için de devletin kolluk kuvvetleri de yurttaşıyla ne yazık ki karşı karşıya kalıyor. Karşıya kalıyor. Evet, ne yazık ki o görüntüleri de hep birlikte izliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyorum size. Teşekkürler, iyi günler. Şu hileli ürünleri, gıdadaki sıkıntıları konuşmaktansa bir yayın bizde. Gönül istiyor ki, yani toprağımız var, güneşimiz, havamız, tüm olanaklarımız, çiftçimiz, her şeyimiz çok zengin, çok daha güçlü, artık stratejik bir ürün. Bunu hepimiz anladık. Hele ki böyle savaş ayak sesleri de çok ciddi artık yankılanıyorken tüm dünyada. Bu stratejiyi elimizde bulundurmamamız için hiçbir neden yok. Bununla ilgili de tabii ki bir devlet politikası zannediyorum ki en büyük eksik bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de herhalde başka bir tarım mümkün diyerek bazı çalışmalar imza atıyor ama kooperatifçilikte de biz çok önemli çalışmalar yine imza attık İzmir olarak, örnek olduk birçok ile. Ama tek genel başımıza yürütebileceğimiz çalışmalar değil, bu merkezi, bir politika çalışması değil mi? Kesinlikle. Merkezi yönetimi ilgilendiren, onun alabileceği tüm ülkeyi kapsayacak bir politikaya ihtiyaç var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Sevgili izleyenler, TMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Tarım Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı. Biz neden durduramıyoruz hileli ürünleri? Onu detaylı bir şekilde konuştuk. Elbette ki sınırlarımızın dışında çok da yakın bir yerde, Ukrayna'da gerçekleşen bir savaş var. Bunun bize yansımaları nasıl olur? İthalatımız nasıl etkilenir? Gıda enflasyonu ve zeytin alanlarının imara açılması, birçok konuya değinmeye çalıştık. Programı noktalamak vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.